Ama güneş bir döner bir lambadır sözü bu asrın alimine basit gelmiyor. Güneş döner bir lambadır bakıyor adam. Öyle dönüyor. Çünkü Allah kelamı olduğu için hem o insanları şaşırtmıyor hem bu insanlara da basit gelmiyor. Bir kardeş derse gelecekti de telefonu ben açık bıraktım. Ona tarif et burasını. İşte ben telefonumu kapatıyorum. Kusura bakmayın. Burada Çengelköy'de bir abimiz var mı? Belki o derse gelecek buraya da. Yerini tam bilmiyor. Evet. Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Kur'an'ın bir yönü de budur. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif, efkarca muhtelif, fikirce değişik ve istidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır. Güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır. Güya o asra sanki hitap edilir. Ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları, beşerin vaz ettiği kanunlar, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Hem devamlı kanun değiştiriyorlar. Kendi koydukları kanunları idare etmez diyorlar. İşte anayasasını değiştiriyorlar. Başka bir anayasa getiriyor. Yok 80 anayasası olmadı değiştiriyorlar. Neden? Çünkü beşerin koyduğu kanunlar beşer ihtiyarlaştıkça onların kanunları da geçerliliğini kaybediyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır. Şu bizim asrımız en ziyade kendine güveniyor ve Kur'an'a karşı da kulağını kapatmış. Kur'an ne diyor diye bakmıyor. Toplanıyorlar mesela bazen televizyonlarda. Efendim çevre kirliliğiyle ilgili bir konuşma yapıyorlar. Efendim diyor Almanya bu meseleyi halletmiş. Fransa'da şu şöyle yapılıyor. Efendim İtalya'da bu böyle oluyor. İngiltere'de bunu böyle geliştiriyorlar. Japonya'da bu böyle oluşturuluyor. Yani bütün Avrupa'dan sağdan soldan yardım bakıyorlar. Yani onlar nasıl yapıyor da biz de onları taklit edelim. Taklitçi bunlar ya. Taklit edelim. Halbuki bizim peygamberimiz nasıl yapmış? İslamiyet nasıl bu konuya bakmış? İslamiyet bu çevre temizliğiyle ilgili nasıl bir bize mesajlar vermiş? Ona kulağını kapatmış. Ona bakmıyor. Ona bakmadığı için de bir türlü muvaffak olamayacak. Çünkü biz Avrupalı değiliz ki. Bizim karakterimiz yap başka. Karakter yapımız başka. Üstad diyor ki bir ihtiyar hocaya diyor bir tango elbisesi giydirmişsin. Ne kadar sınırdır değil mi sakallı mübarek bir zata? Bir tango artist elbisesini giydirmişsin. Nasıl yakıştı mı hacı amca? Herkesi güldürür değil mi? Veyahut da bir kadına diyor jandarma elbisesi giydiriyorsun. O da sırıtır yani. Aynen onun gibi milletler, kavimler ayrı ayrı karakterlere sahip yani. Cenab-ı Allah bizim bin küsur seneden beri İslamiyet'i kabul etmiş bir millet olarak bizim karakterimizde İslam duygusu hükümran oluyor. Biz İslamiyet'te çevre temizliği nasıl olur? Onunla ancak işimizi halledebiliriz. Yerden diyor bir çirkin bir şeyi alıp kenara koymak sadakadır. Müslümanlara eza verecek, Müslümanları tiksindirecek, Müslüman insanları rahatsız edecek şeyleri yapmak haramdır, günahtır. Bu yerleşirse bizim ruhumuzda ancak o zaman muvaffak olabiliriz.
Onun dışında mümkün değil. Kanunlar bizi durduramaz. Kanunlarla bizim işimiz hallolmaz. Bak trafik kanunları o kadar cezaları arttırıyorlar. Gene dinlemiyoruz. Adam bakıyor sola dönülmez diyor. Bak bir yana dönüyor. Trafik yok diyor. Lambala kimse yok diyor. Dönüyor. Ama sola dönülmekte günah olsa günah. Günah olsa dönmez adam. Cuma günü almış babuşların çıkacak adam. Duruyor da bekliyor adam selam versin de geçsin. Elinde babuşlar böyle. Geçemiyor adamın önünden. Namaz kılanın önünden geçmek günah olduğunu bildiği için onu orada ne yapıyor? O günah duygusu onu orada durduruyor. Halbuki geçse hiçbir cezası yok. Kimse tutmayacak onu. Gel bakayım buraya. Niye geçtin adamını? Götürün karakola. Yok öyle bir şey. Ama adam duruyor. Babuşlar elinde duruyor. Demek ki bizi durduracak, yanlışlıklardan durduracak tek faktör neymiş? İslamiyetmiş. Buna bakmıyor bu asrın insanı. Bu asrın insanı buna kulağını kapamış. Hep bakıyor taklitçilik. Avrupa nasıl yaptı efendim, Antarktika nasıl yaptı, İngiltere nasıl yaptı. Onlardan efendim alıntılar yapıyor. Onu da alıyor tam böyle efendim kendi uçmasını unutmuş. Onu da taklit edememiş. Ne İsa'ya yaramış ne Musa'ya. Böyle bir duruma düşmüşüz yani. Diyor ya Avrupalaşıyoruz. Hiçbir zaman Avrupalaşamayız biz. Avrupalaşamayız çünkü bizim karakter yapımız müsait değil. Ya çok berbat bir şey oluruz ya da doğru düz adam olmaya çalışırız. Evet. Fakat ne diyor? Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir. Köklüdür ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları, şu asrın ehli kitap insanları, ehli kitap demek yani okur yazarlar, kitap sahibi adamın, kitabı var adamın, fizik, kimya, matematik her neyse kitabı var bir şeyler okuyor. Ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap, kitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra mütevecciddir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ya ehlel kitap, ya ehlel kitap diyor. Ey kitap ehli, ey kitap ehli. Allah Allah. Ya ehlel kitap lafzı, ya ehlel mektep manasını dahi tazammur eder. Ey mektepliler, ey okur yazarlar, tazammur eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, bak bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, taze ne demek, şebap ne demek, ikisi de taze demek. Bak derse genç taze delikanlı, genç taze delikanlı. İşte Arap'ta bir genci çağırdım, şebap, şebap. Ya genç, delikanlı derse biz şebap diye bağırır. Salatalık satıyor şebap diyor. Ekmek satıyor şebap diyor. Taze demek yani. Bize de burada Arapça öğretiyor üstadımız. Yani şebap duydun mu? İşte şebap budur. Ya Sare-i Nur'u okuduk mu? Arapça mesela mass etmiş diyor. Mass ederler diyor. Mass, emmek demek. Bir arkadaş hasta oldu da bizim Mekke'de. Gitti buna ilaç yazdı bir Mısırlı doktor, Mısırlı bir doktor yazdı. Aldı ağzına böyle. Dedi, dedim mas, 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 mas dedi adam. Sevindi yani. Ben adam, dedim mas, 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 mas dedi. Bak bir kelime orada işe yarıyor yani. Yani üstadımız burada boşuna söylemiyor. Gençliği der, tazeliği der geçer ama bak bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, bütün gençliğiyle bastıra bastıra. Ya anlamıyorum ya bunu anlamazsa niye anlarsın sen Allah aşkına? Bunu anlamazsa ne anlarsın sen? Adam bugün biri diyor ya diyor çok zor diyor siz anlatıyorsunuz da ben anlıyorum diyor. E mübarek ya ne, daha ne anlayacak? Ne desin daha? Evet. Bütün şebabetiyle ya ehler kitap tealem ila kelimetin sevaun beynena ve beyneküm sayhasını alemin aktarına savuruyor. Alemin aktarına savuruyor. Yani Cenab-ı Allah burada
ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ya ehlel kitap, ey Nasraniler, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler demiyor. Halbuki hitap onlara yani. Ey kitap ehli, ey Tevrat'ı okuyanlar, ey İncil'i okuyanlar, ey efendim başka peygamberlere inananlar, tealev gelin, gelin nereye gelin? İlâ kelimetün sevâin beynenâ ve beyneküm, aramızda müsavi olan, aramızda eşit olan meseleye gelin. Ne diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Bunları diyor. Sizin peygamberleriniz de aynı şeyi söylemişti. Gelin, sizin peygamberlerinizin haber verdiği zat budur. Gelin aynı meseleye gelin diye Cenab-ı Hak davet ediyor. Ya sevâün beynenâ ve beyneküm, aramızda müsavi olan meseleye gelin diyor. İşte bugün ehli ilim ne diyor? Kainatta muazzam bir nizam var diyor. Kainatta muazzam bir nizam varsa muazzam bir nazım da var demektir. Nazım, nizamı kuran demek. Kainatta muazzam bir düzen var diyor. Muazzam bir düzen varsa elbette o düzeni kuran bir fail-i muhtar da vardır yani. Çünkü kitaplarda okuyorlar, belgesel filmler gösteriyorlar filan. İşte balıklarla ilgili, kartallarla ilgili, leyleklerle ilgili bir takım böyle belgesel filmler gösteriyorlar. Doğadaki denge diyor, nasıl sağlanıyor diyor. Doğadaki denge falan, ya doğadaki denge yok. O dengeyi Cenab-ı Allah sağlıyor. Doğanın dengesi yok. Doğa diye birisi de yok. Yok böyle bir adam, böyle bir güç yok. Böyle birisi yok. Böyle birisi olsaydı bugüne kadar bir peygamber gönderirdi. Bir haber gönderirdi. Ben de varım derdi. Ne peygamberi gelmiş, ne kitabı gelmiş demek doğa diye birisi yok. Olsa olsa koca kuyruklu bir yalan. Yalancı bunlar ya. Yalancı. Doğayı koruyamam. Mesela şahıslar, cemaatler, muarazasının aciz kaldıkları Kur'an'a karşı. Mesela Kur'an'a karşı ilkten şahıslar çıkmış bu muarız. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, efendim şunlar bunlar çıkmışlar Kur'an'a karşı, aciz kalmışlar. Sonra cemaatler çıkmış. Evvela şahıs olarak çıkmışlar. Sonra cemaatler çıkmış. Siyonistler, Masonistler, Deccalistler, Komünistler, bir sürü isimler çıkmış Kur'an'a karşı. Yine mağlup olmuşlar. Hepsinin işi bitmiş. Bak Kur'an devam ediyor. Bütün dünya İslamiyet'i kabul etmeye hazırlanıyor. Cemaatleri, fertleri kabul ediyor yani. Devletler kabul etmemişse bile halklar kabul ediyor yani. Bugün devletlerin siyasetlerine bakıp da şey yapmayalım. Bugün Amerika İslamiyet'i çok seviyor yani. Amerikan halkı. Seviyor ve Müslüman oluyorlar. Ama Amerika'nın belki siyaseti başkadır. Başındaki orada birkaç tane adam, onlar nasıl bizim burada öyle olmuyor mu yani? Öyle oluyor değil mi? Halkımızın istediği başka, bakıyorsun. Baştakiler başka şey yapmaya çalışıyor. Evet. Samettin abi gel, burada bir kişilik yer var. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin, belki cinnilerin de neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra. Allah Allah. Bugünkü medeniyet demek ki bütün nevi beşerin şeymiş yani. Bugünkü medeniyet bu asrın insanın medeniyeti değil ki. Daha devri Adem'den bu yana insanlar çalışa 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 bu medeniyeti buraya kadar getirmişler. Belki bir de diyor cinnilerin de neticeye efkarları olan medeniyeti hazıra. Cinnilerin. Abi cinniler ne demek ya? Cin. Yani cinler de mi bunlara ilham mı veriyor? Var. Bu medeniyeti hazıra da cinnilerin. Cinler bunlara yani bu şerirlere de şey veriyor değil mi? Hayırlılara da veriyor, şerlilere de veriyor belki. Ha? Hayırlı. İyi cinler. İnşallah medeniyeti hazıra yalnız bunlar. Ama mimsiz medeniyet değil değil mi yani? Teknoloji yönünü kastediyorsun sen. Şimdi medeniyet hazıra yani bu şer ve çirkin tarafları bizimle alakası yok. Bizimle alakası yok. Abi medeniyeti hazıra esas itibariyle Esma-ı İlahiye'ye yaklaştırıyor insanı. Evet. O maksadı zaten gayesi o. Bütün nev-i beşerin
ve belki cinnilerin de neticeye efkarları olan medeniyeti hazıra, Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almışlar. Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almışlar. Almışlar yani, yaramazları. İcaz-ı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Sihirleriyle muaraza ediyor. Sihir. Bir nevi sihir yapıyor adam. Kur'an'a karşı bir şeyler yapayım diye çalışıyor yani. O başka. Tabii mesela adam kalkıyor tüp bebek diyor. Sanki bebek yok memlekette. Bir taraftan doğum kontrolü olsun diye ortalığı yıkıyorlar. Öbür tarafta tüpte bebek. Şimdi halka zannediyor ki hakikaten tüpte bebek oluyor. Benim oğlan öyle zannediyormuş. Koskoca adam askere gitti geldi. Allah baba diyor, ben öyle zannediyorum. Yani tüpün içinde olur. Turşu kurar. Açıyorsun. Çocuk çıkıyor. Halbuki alakası yok. Gene kadın doğuyor. Aynı şey de. Bak bir değişiklik lan. Tüp bebek, tüp bebek, tüp bebek geldi bir ara gazetede. Tüp bebek. Yani Allah'a karşı muaraza vaziyeti. Yani biz de yaratırız. Biz de yaparız. Gibi bir muaraza vaziyeti alıyor. Yani milletin efkarını bozmak için, itikadını bozmak için bir şey atıyor yani. Allah böyle. Tabii. Muaraza vaziyetini almışlar. İcaz-ı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu yeni, müthiş yeni muarazacıya karşı İcaz-ı Kur'an'ı kulle in içtematil insü vel cinnü ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vaz ettiği, medeniyetin muaraza suretiyle vaz ettiği esasatı ve desatirini esasat-ı Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Yani bugünkü medeniyet, yani bugünkü medeniyeti hazıra, daha doğrusu üstadımızın mimsiz medeniyet dediği yani. Felsefe ikidir diyor. Biri Kur'an'la barışık olan felsefe, bir de materyalist felsefe. Yani üstad diyor, Risale-i Nur'un vurduğu, tokat vurduğu materyalist felsefedir diyor yani. Yani ruhiyete karşı baş kaldırmış, rububiyete karşı baş kaldırmış, yani biz de üreticiyiz, biz de yaratıcıyız manasında bir iddia peşinde olanları söylüyor burada. Halbuki insan son derece acizdir yani. Cenab-ı Hak 40 saniye bir salladı ata pazarının misal olarak da havaliyi. Ne telefonlar çalıştı, ne elektrik çalıştı. Bakın senin teknolojin bir anda sıfıra indi. 40 saniye salladı. Fazla değil. 40 dakika olsa zaten bir şey kalmaz da. Senin bu kadar kendini beğendiğin ve kendini efendim bir nevi rububiyet iddia ettiğin o şeyler bir anda sıfıra iniyor. Bir anda. Evet. Şimdi karşılaştıracağız diyor. Yani medeniyet-i hazıra bugünkü insanlığa ne getirmiş? Kur'an ne getiriyor? Birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar. Ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler. 2 kere 2 4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve kalemesini ispat eder. Demek ki bu medeniyete karşı, bu mevcut medeniyete karşı Kur'an'ın icazını gösteriyor. Bak bu kadar zorlamalar, bu kadar yasaklamalar karşısında yine bir cemaat bakın devam ediyor elhamdülillah. Ne kadar ağır şartlar altından bu nurlar gelmiş ve bugün bütün insanlığa yayılıyor. Bu kitapları bir zamanlar böyle saklıyordum. Ya saklıyordum böyle. Pencerelerin altına tahta yapıp oraya koyuyordum. Bir tane çıkarıp okuyordum. Tekrar ötekini çıkarıp çiviliyorduk böyle tahtayı. Çıkarıyordum. Bu kadar zor şartlar altında bakın Kur'an'ın medeniyeti ne oluyor? Her tarafa yayılıyor. Bunlar bu kadar zorladıkları halde yine olmuyor. Bu kadar kanunlar çıkarıyorlar, bu kadar inzibat, bu kadar efendim zecri kanunlar çıkarıyorlar. Yine de muvaffak olamıyorlar. Neden? Akıl ve kalbe hakim olmadıktan sonra insanların düzelmesi mümkün değil. Kalpte ve kafada bir tane yasakçının olması lazım. O yasakçı olursa o zaman cemiyet düzelecek ve kurtulacak. İşte Kur'an onu yapıyor. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyeti hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimai beşeriyede
noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Noktayı istinadı kuvvet kabul ediyor. Bugünkü medeniyet. Bu, bütün dünyanın medeniyeti bu yani. İmsiz medeniyet bu yani. İmsiz medeniyet. İmsiz medeniyet. Noktayı istinadı kuvvet kabul ediyor. İmsiz derken abi deneyim mi çıkıyor yani? Tabii. Mimi olmadı mı deney oluyor. M'yi kaldırdı mı deney. M, D, N'i yazıyoruz ya. Mimini kaldırdı mı deney kalıyor. Yani deneyet, alçaklık demek. İşte sonra bir şey olarak anlayan anlasın. Evet. Demek ki bugünkü medeniyet noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Kuvvet kabul ediyor. Bak işte Amerika ben kuvvetliyim diyor. Birleşmiş Milletler kararı olmasa da uygularım ben bu işi diyor. Bak şimdi. Hedefi de menfaat yani oradaki petrollara el atmak. Gerek fertler gerek milletler bu şey içerisinde yani bugünkü felsefe bu yani. Düstur hayatı cidal tanır. Hayat düsturunu ne tanıyormuş bugünkü medeniyet? Cidal. Hayat bir mücadeledir diyor kardeşim. Büyük balık küçük balığı yutar diyor. Bu bir kanundur diyor. Yutan olacaksın, yutulan olmayacaksın diyor. Vay be. Bugünkü medeniyetin şeyi buymuş ya. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Cemaatlerini de ırkçılık üzerine bağlıyor. Gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezzid etmek için, beşerin ihtiyaçlarını çoğaltmak için bazı lehviyattır. Beşerin ihtiyaçlarını yapmış? Tezzid etmiş bu medeniyet. Eskiden diyor insanlar dört şeye muhtaçtır. İdi, şimdi yüz şeye muhtaç oldu ve beşer de fakir oldu diyor. E bunları elde edemeyince adam fakir olmuş. Ya adamın evine gittik vallahi üzüldüm diyor. Bir çekyat bile yoktu diyor. Kilim var mıydı? Vardı, kilimin içinde oturdu. Çilte vardı ama diyor. Yani adam diye evine bir takım koltuk bile alamamış diyor. Televizyonu bile yok adamın evde diyor. Gariban mı ya? Perdeleri bile eski püskü diyor. Sermiş diyor falan. Bak şimdi bunlar olmayınca adam fakir kabul ediliyor. Bizim rahmetli şey vardı. Mahmut Allah verdi bir abimiz. Hanımı demiş ki yengeye al demiş adam. Kaç senedir bu koltukları kullanıyoruz. Şunları bir değiştirelim. Şu perdelerimiz bak rengi kaçtı soldu falan filan. Tamam be hanım demiş değiştirelim. Sonra ben bunu aldım diyor götürdüm. Topkapı Sarayı'na. Topkapı Sarayı'na götürdüm. Götürdüm Fatih'in diyor şeyine. Bak hanım demiş Fatih'in demiş oturduğu yer. Burası bizim yerimiz Fatih'in oturduğu yerden çok daha lüküs. Onun perdelerine bak, bizim perdemize bak. Onların döşeklerine bak, bizim döşeklerimize bak. Biz demiş, Fatih Sultan Mehmet'ten daha büyük bir saltanata sahibiz demiş. Kadın ondan sonra daha bir şey dememiş. Ya. Demek ki esasında biz zenginiz ama kendimizi fakir kabul ediyoruz. Ve şimdi artık herkeste fakirlik edebiyatı var. İşler çok bozuk, öbür çok bozuk. Nasıl işler çok berbat? Hakikaten öyle ya çok berbat. O ona berbat diyor, o ona berbat diyor. Halbuki işlerde hiçbir şey yok. Yani arabanı park edecek bir yer bulamıyorsun. Yani bu millet bu kadar fakir de bu arabalar nereden geliyor? Nereden geliyor? Ya, ama alışmış adam 10 çeşit yemek yemeye, sofralar falan. İşler biraz şey olunca 3 çeşide düşüyor. E biraz şey oluyor, bu sefer ooo başlıyor bağırma. Esasında yok bir şey yani Cenab-ı Hak bazen az verir, bazen çok verir, bazen kış olur, bazen yaz olur. İnsan bazen neşeli olur, bazen hüzünlü olur, bazen sıhhatli olur, bazen hasta olur. Düşmez kalkmaz bir Allah. İnsan bazen düşer, bazen kalkar, bazen inler, bazen güler. E hayat bu böyledir insan, aciz beşer böyledir. Ama bunu kabullenemiyor. Birdenbire başlıyor feryadı. O bağırıyor ya, o da bağırıyor. Vay yapma ya, hakikaten öyle falan. Çıkıyor adam, selamun aleyküm Mehmet Bey, ve aleyküm selam.
Ne var ne çok iyi valla. Nasıl işler var? Bakma abi. Çok berbat ya. Bunlar mahvettiler memleketi ya. Çok berbat kardeşim. Doğru valla. Nereye gideceğiz? Valla bilmiyorum nereye gideceğiz bu gidişle. Hadi eyvallah gidiyor. Hüseyin Bey selamlar. Aleyküm selam. Ne haber? İyi valla. Nasıl işler? Berbat abi şimdi. Çok berbat. Bizimkiler de berbat. Hakikaten berbat. Hani selamlaşmak esasında birbirine dua vermek, birbirine kuvvet vermek, güç vermek, şevk vermek manasındadır. Bunlar da berbatlaşıyorlar sanki öyle. Birbirini gırtlaklıyor. Gel boğayım seni. Ben de seni boğayım. Ötekine gidiyor. Süleyman Bey merhaba merhaba. Ne var ne çok iyi var. Nasıl işler? Sorma abi ya. Bu gidişle hakikaten bu gidişle aç kalacağız. Ne oluyoruz ya? Çok berbatız. Böyle dönüyor. Berbatlık dönüyor bak. Ama ötekisi gidiyor. Selamun aleyküm. Hüsamettin Bey. Aleyküm selam. Nasılsın Allah aşkına? Nasıl işler abi? İşler mühim değil de. Mühim. Esas işler öbür tarafta. Buradaki işler hiç mühim değil. Dün Hasan Bey'i götürdü, gömdük adamı yere. Burada bu kadar malı mülkü vardı. Hepsi fabrikası, hanı, hamamı, her şeyi burada kaldı. Bir çukura adamı örttük, üstünü de örtüp bıraktık. Ben dünden beri artık burayı deyip de öbür tarafı düşünüyorum. Adam kim bilir ne halde orada ne yapıyor. Tüylerim diken diken, iştahım kesildi. Öyle mi? Doğru, doğru. Hadi eyvallah. Adam bir zıngıt yedi. Ötekine gidiyor. Hasan Bey merhaba, merhaba abicim. Ne var ne çok iyi valla. Nasıl işler? Abi işler miyim diye. Aç mezarı yok ya. Annemizin karnında göbeğimizden beslendik. Dünyaya geldik memesinden beslendik. Bugüne kadar Allah bizi besliyor. İnekten süt gönderiyor, arıyla bal gönderiyor. Tavuklar yumurta gönderiyor. Odunların üzerinden elmalar, efendim fıstıklar, fındıklar gönderiyor. Ya aç mezarım var. Allah'a çok işler miyim? Değil miyim? Olan öbür tarafı. Nasıl hesap vereceğiz? Burada muhasebecimiz var. İdare ediyorsun. Vergileri, vergileri falan. Düzenliyor ama oradaki muhasebecimiz artık Allah biliyor artık nelerimiz var. Neler çıkacak karşımıza. Ben artık öbür tarafını düşünüyorum. Doğru vallahi Allah'ın. Adam üçüncüsünden de böyle bir cevap alırsa öğlen kaçta okunuyor acaba? Onları sıvamaya başlar. Böyle insanoğlu zaten birbirini göre göre yani. Derler ya üzüm üzümü göre göre kararır. Esas da yüzüm yüzümü göre göre kararmaz. Bu insan için söylenmiş bir şey. Ya biz birbirimizi bozuyoruz yani. Birbirimizin bozulmasına yardım ediyoruz. Halbuki birbirimizin değil mi ya? Adamın arabası çarpmış çıkmış sapsağlam ne oldu birader geçmiş olsun. Ya arabayı da yeni almıştım işte 50 milyar verdik aldık Mercedes. Eyvah yok berbat olmuş arabaya. Ya nasıl çarptı adam be kardeş falan. Kaskosu var mı? Yok abi eyvah. Vah. Şimdi adama kardeş çok şükür Allah'a sağlam çıkmışsın. Arabayı zinmiş ama kafan sağlam. Kafanda bir şey mesik mesik yok. Aa yedeği de yok bu kafanın. Hani bu arabanın yedeği de var alabilirsin. Çok şükür Allah sana bir şey olmadı ya. Boş ver arabayı. Araba gitsin. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Adama bir şey vereceksin, şef vereceksin ama biz öyle değil. Vah 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 vah. Nasıl geçtin ya geçmeseydin keşke falan. Öyle yani. Şimdi ondaki üzüntü esas itibariyle işte fani olan şeylere muhabbetin hasrettiği için ayrılmasından üzüntü doğmuş. Ya sevilmeyecek şeyi sevdiği için diyor. Elinden de gidince. Başka birisinin arabası mesela kaza yapsa da üzülmüyor. Üzülmüyor. Ya. Benim arabam dedi çünkü değil mi? Halbuki benim değil. Benim kulağım diyorum ama benim değil. Değil mi? Benim burnum. Nerede benim? Ne para verdim, ne aldım, ne yaptım? Benim değil. Demek ki insan neyi sevmeli? Hiç kaybetmeyeceği şeyleri sevmeli. Ya işte Cenab-ı Hakk'a eğer Allah'a. O zaman ya bak. Hiç şey yapmaz. Hiç o üzüntü eleme dönüşmez. Dönüşmez. Yani sevdiği eleme dönüşmez. Fani şeyleri sevdiği zaman o sevdiği şeylerin den ayrılmak münasebetiyle o sevgi eleme dönüşür. Demek ki sevgiyi yanlış yerde kullandığı için bir nevi ceza oluyor yani. Ceza. Allah o cezayı çektiriyor. Öyleyse diyor mevcuda seni terk etmeden evvel sen ya baki entel baki diyerek onu terk et. Kalben terk et. Kalben sonra ya her an benim elimden alınabilir. Yani bir kardeşimiz gene böyle demişti, bir adam mesela ev sahibi olsa başka, bir yerde kiracı olsa başka. Kiracı olursa diyor her an ev sahibi bana çık diyebilir. Onun için kendime bir yer ayarlayayım şimdiden, adam çık diyebilir. Çık dediği zaman da normal yani tamam birkaç gün müsaade çıkayım.
Ama diyor ev sahibi olursan birisi gelse çık evden ben oturacağım. Ya nasıl çıkarım, tapusu benim. Çıkaramazsınız beni buradan, bu ev benim diye adam direnir diyor. İşte can da böyle. Bu can benim, vermiyor. Ya canını da veremezsin yani, Azrail'le göbelleşirsin yani. Allah muhafaza. Necmi abi, Musa abi bir bayana bir şey anlatmış mı? Yani böyle cenazeleri falan. Öyle anlatmıştır. Demek ki bugünkü medeniyeti beşeriye, yani nimsiz medeniyet tabii, noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Hedefi menfaat adamı. Siz diyor toplanıyorsunuz, böyle ders yapıyorsunuz. Bir menfaatiniz olmasa niye toplanasınız diyor adam. Bak, bir menfaatiniz olmasa neden toplanıyorsunuz? Menfaatımız var tabii ya. Menfaatımız Allah rızası için. Birbirimize dua ediyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin duasını alıyoruz. Menfaatımız var ama senin dediğin gibi o maddi bir menfaat değil. Böyle bir menfaat değil. Arabanla gidiyorsun, bir adamı alıyorsun arabandan götürüyorsun, daha değilsin, Ali Bey köye bırakıyorsun. Allah razı olsun diyor adam sana. İşte bak menfaatlandın. Allah razı olsun dedi sana. Daha ne istiyorsun? Öbürü de taksi diyor. Alıyor 20 milyon parasını. O da onun duasını alıyor. Allah razı olsun da lazım. Esas o lazım yani. Her yerde lazım. Ama o menfaatı böyle maddi menfaat olarak kabul ettiği için noktayı istinadı diyor. Kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezyid etmek için bazı lehmiyattır. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Bir adam kuvvetine güvenirse ne yapar? Tecavüz eder. Menfaatın şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Bir adamın hedefi menfaat olursa ne yapar bu? Boğuşacaktır. Düstur-u cidalin şe'ni çarpışmaktır. İşte görüyorsunuz. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte İsrail nasıl tecavüz ediyor? İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber bu kadar güzellikleri de olmasına rağmen bu medeniyetin, değil mi? Var güzellikleri ya, teknolojisi var, tekniği var. Biniyoruz arabayla gidiyoruz, uçağa biniyoruz, uçuyoruz, gidiyoruz. Bu kadar diyor mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa, sefalete atmıştır. %80'ini rahatsızlığa, sefalete atmıştır. Amma hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Yani haklı kimse kuvvetli odur. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Rıza-i ilahi. Ne için yapıyorsun? Bu adamı niçin derse götürüyorsun? Allah razı olsun. Ya niye adamın oğlundan ilgileniyorsun? Adam kendi oğluyla ilgilenmiyor. Sana ne? Adam kendi oğluyla ilgilenmiyor. Kendi çocuğu birahaneye gidiyor babası gördüğü halde. Oğluna demiyor ki oğlum içme bunu. Namazını kıl demiyor da sen o adamın oğlundan ilgileniyorsun. Niye ilgileniyorsun kardeşim? Sahilahi Allah rızası için. Tabii ki bir ilgilenen olacak değil mi? Başıboş bırakırsak ne olacak? O zaman herkes bozulur yani. Düzgünler bozukların düzelmesine çalışmazsa o zaman onlar da bozulur, onlar da bozulur artık. Her şey bozukluğa doğru gider. Ya. Amma hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Bu çok muazzam bir sosyoloji dersi. Onun bir sahibi bir ders. Ama yani bugünkü böyle
pedagog var, sosyolog var, siyasiyonlar bunu okusunlar. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teavünü esas tutar. Teavün düsturunu esas tutar. Çünkü kainattaki kurallar da hep yardımlaşma var. Bulut yağmurla rahmetten ne yapıyor? Bir nevi ağlıyor. Gözyaşlarıyla diyor, yeryüzünde çiçekleri güldürüyor. O çiçekler, o otlar büyüyor. Onu inekler diyor, ye bizi kardeşimiz. Ye açlığını gider bizimle diyorlar. İnekler, koyunlar onu yiyor. Ondan sonra bize sütünü veriyorlar. Kendilerini bize yediriyorlar. Bize yardım ediyorlar. Dünya. Yardımlaşma düsturu var kainatta. Mücadele o, değil. Kur'an'da ne şekilde mümkün? Ya inne ben müminune ihvetün. Kardeş, kardeşe yardım eder. Ya anlamayın. Evet. Üstur-u teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini, sınıfi ve vatani kabul eder. Rabıtayı dini, sınıfi, vatani kabul eder. Din birliği, ondan sonra sınıf birliği de olabilir. Sınıflar var şimdi. Mesela diyelim Süleymancılar bir sınıf, Nurcular bir sınıf, tarikatçılar bir sınıf. Buna müsaade ediyor dinimiz, sınıflar. Mesela biz burada ders yapıyoruz, Süleymancı kardeşlerimiz başka bir tarz yapıyor ama dinde biriz, yani aynı dindeyiz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Aynı peygambere iman ediyoruz. Bir de vatan birliği diyor. Vatan. Değil mi? Vatanımızı da korumamız için tabii ki bizim vatanımız başkasının vatanından daha üstündedir. Şimdi diyelim ki Suriye'de İslam beldesi, Türkiye'de İslam beldesi. Efendim Ürdün'de İslam beldesi, Türkiye'de İslam beldesi. Suudi Arabistan'da İslam beldesi, Türkiye'de İslam beldesi. Biz hangisini en peşin savunacağız? Ha? Türkiye'yi tabii ya. Ha? Rabıta-i dini, sınıfi, vatani kabul eder. Ha? Bayramda deri topluyoruz misal olarak. Cami dernekleri de topluyor, Süleymancılar da topluyor, biz de topluyoruz. Biz de kendimize topluyoruz. Dershanelerimiz için. Ya onlar da Müslüman değil. Toplasınlar kardeşim, biz onları toplamasın demiyoruz. E biz de topluyoruz. Her cami derneği kendi camisine topluyor yani. Ya o da cami değil mi? Ya o da cami de biz bu camiyi yapıyoruz. Allah Allah kardeşim. O da cami. Onun da cemaati var. Bizim de cemaatimiz var. Heh. Bunu kabul ediyor yani. İslamiyet buna müsaade ediyor. Yani bu bir bölünme değil yani. Ama dinde biriz. Mesela üstadımız ne diyor? Risale-i Nur'da İhlas Suresi'nde ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Kur'an'ın hizmetkarları dediği zaman diyor, başka cemaatleri kastediyor. Risale-i Nur şakirtleri dediği zaman bu cemaati kastediyor. Sizler ve bizler, sizler ve bizler bir şahs-ı manevinin azaları hükmündeyiz. Bir insan-ı kamil hükmündeki bir şahs-ı manevinin azaları hükmündeyiz. Bak üstad onları şey yapmıyor. Onları da bu dairenin içinde kabul ediyor yani. Sizler ve bizler. Bütün insanların bir araya gelmesi mümkün değil. Ta peygamberimizden bu yana böyle olmamış. Değil mi? Olmamış. Hep ayrı meslekler, değil mi? Meslekler, meşrepler, tarikatlar olmuş yani bu. Şimdi olan bir olay değil bu yani. Ama yeter ki birbirimizin aleyhinde olmayalım, onları kötülemeyelim, onların hizmetlerini takdir edelim, dua edelim ki dualarına mazhar olalım. Yani hizmetinde devam et. Başkasının diyor hizmetiyle şey yapma, onların tenkisi senin sana fikrine şey vermesin. Ya işte onlar yapamıyor, biz yapıyoruz. Hiç onlarla diyor meşgul olmayacaksın.
Sen kendi hizmetinin revacını yaymaya çalışacaksın. Bu kitapları yaymaya çalışacaksın. Ama onları kötüleyerek değil. Onların noksanlıklarını, yanlışlıklarını anlatarak değil. Bunun güzelliğini anlatarak yayacaksın. İşte onlar yapamıyor da biz yapıyoruz. İşte onlar anlamaz, bu işten de biz anlarız. Böyle değil yani. Ölçü bu yani, ölçüler vermiş. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini, sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, gayesi neymiş İslamiyet'in? Hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip, yani kötü duygularımızı gemleyip, ruhu maaliyata, ruhu maaliyata, yüksekliğe, yüksek makamlara teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ulvi duygularını tatmin etmektir. Ulvi duygularımız var, süfli duygularımız var malum. Bugünkü medeniyet, mimsiz medeniyet, insanların süfli duygularına hitap ediyor. Ulvi duygularına hitap etmiyor. Mesela bir otobüste gidiyoruz bir yere. Otobüste bütün şartlar var. Su istiyorsun hemen getiriyor dedi. Basıyorsun düğmeye, su. Yolda diyorsun, affedersin. Çok sıkıştım. Durabilir misin? Tabii. Gidiyorsun. Ama diyorsun kardeş, iki rekat namaz kılacağım. Kaçırmayın. Yok abi, duramayız. Ya yemek molası veriyorsun. İhtiyaç molası veriyorsun. Namaz molasına niye bir hak tanımıyorsun? Ha? Niye bir hak tanımıyorsun yemek molasına? Neden yemek molası, namaz molası olmasın? Yemek molası, ihtiyaç molası olsun da namaz molası niye olmasın? Niye onu namazla denk getirmiyorsun? Böyle bir denk getireyim ki bari namaz kılanlar namaz kılsın, yemek yiyenler yemek yesin. En azından onlara da bir hakkı hayat tanıyayım diye. Niye bunu şey yapmıyorsun? Bir gün böyle bir kardeşimiz otobüse binmişler. Kaptan Bey demiş, işte nerede duruyorsunuz sabahleyin falan filan, şurada duruyoruz, burada duruyoruz. Ama demiş, biz sabah namazını nerede kılabiliriz? O saatlerde nerede duruyorsunuz? O saatlerde demiş, hiçbir yerde duramıyoruz. E biz demiş, namazı nasıl kılacağız? Nasıl namaz kılacağız? Niyet miyim efendim demiş, niyet miyim? Müftü adam ya. Belki abdest almasını biliyor. Niyet mühim. Kardeşim demiş, niyet mühim ama hareket de mühimdir. Şimdi niyetimiz İstanbul'a gitmek. Siz arabayı çevirseniz İzmir'e doğru. Şoför Bey ya, yanlış döndünüz. Benzinlikten börek çektiniz, siz İzmir'e doğru döndünüz. Demiş, niyetimiz İstanbul'a gitmek. Hiç merak etme. Kardeşim bu yol İzmir'e gidiyor. Biz İstanbul'a gidecektik. Ya niyetimiz İstanbul'a gitmek. İstanbul'a gider miyiz? Gitmeyiz değil mi? Deyince diyor, bu sustu diyor. Şimdi şoför sustu. Bu sefer mavin devreye girdi diyor. Beyefendi demiş, işaretle de olur bu iş demiş. İşaretle de olur. Oluyor mu demiş işaretle? Olmaz mı demiş abi, işaretle de olmaz demiş. Vallahi demiş, iyi o zaman olmuyorsa demiş. O zaman demiş, siz demiş, bu niye durduruyorsunuz milleti demiş. Yarım saat ihtiyaç ver, yemek molası. Bunu işaretle yaptırsanız demiş. Muhterem yolcularımız, 20 dakika ihtiyaç ve yemek molası, bunu işaretle yapacaksınız. Mavi de gülmeye başlamış. Tamam abi demiş, ne de istersen duralım. Hoşuna gitmiş onun böyle esprili olunca. Yani ona hakkı hayat tanımıyor yani. Din diye bir şeyi yok yani. Dünyasında din. Din olayı yok. Bugünkü medeniyet. Bugünkü medeniyet bu. Bugünkü medeniyet kefere medeniyetidir. Ya. Yoksa teknolojisi falan mühim değil yani. Onun için arkadaşlar geçen günler Sparta'dan geliyordum. İkindi namazı geçecek yani. Durmayacak dedi araba. Sordum mavine, nerede duracaksınız dedi. Aydın'da duracağız. O Aydın'a kadar. Zaten ben Aydın'a gitmeyeceğim. Nazide ineceğim ama. Geçecek namaz vakti. Baktım arka koltuk boş. Orada oturduğum yerde kıldım. Abdestim de vardı. Kıldım. Şimdi az ileri gitti araba, durdu bir yerde.
Millet durmak istedi herhalde. Sıkışanlar olmuş falan. Oyda otobüs boşanınca ben de indim aşağı. Şoföre dedim ben de mescitte namaz kıldım. Çünkü çok böyle kaldım bıraktılar beni yolda böyle namazlar. Araba çekti gitti kaldım. Yani taksi tutup yetiştik arabaya. Dedim ben namaz. Yok gitme de hemen gidiyoruz dedi. Şimdi bak o kadar insan tuvalete gidiyor onlara gitme demiyor. Bana diyor gitme gidiyor. Dedim lan herkes gidiyor işte bak. Ben de camiye gidiyorum dedim. Haber verdim yani. Neyse gittim mescide. Tabii onlar gelip binmişler. Ben de kıldım dört rekat namaz kıldım. Dört rekat farzından. Bir dakika geçmedi yani. Bir dakika, yarım dakika. Onlar dolmuş araba. Hemen muavin koştu. Geldi namazdayım. Hadi amca. Ya ne kadar yobazlaşmışız yani. Ulan namazdaki bir adam cevap vermeyeceğini düşünemiyor bak. Hadi amca. Neyse selam verdi falan çıktı. Oğlum dedim ne acele ediyorsun dedim. Aa seni bekliyoruz falan. Ya dedim bu kadar insan ki ben sadece inmedim ki. Benim için durmadınız dedim. Siz zaten durdunuz dedim. Durmuşken ben de indim dedim. Yahu dedi bir kalıba girmişsiniz dedi çıkmıyorsunuz dedi. Falan filan. Dedim kardeşim herkes her şeyde bir kalıp var kalıpsız hiçbir şey olmaz. Sen dedim kalıbından çıkmışsan. Ne yapalım dedim. Kalıpsız adam dedim. Canım sıkıldı. Lan kalıpsız dedim. Sen kalıbından çıkmışsan dedim. Ne yapalım? Her şeyde bir kalıp vardır. Kalıpsız bir şey olmaz. Ne ayakkabı olur kalıpsız, ne pantolon olur. Her şeyin bir kalıbı vardır dedim. Çektik. O kadar basitleşmişiz yani. Ama tabii bunları gördükçe cemiyetin içinde bu tip adamları gördükçe bu cemaatin ne kadar değerli, ne kadar kaliteli, ne kadar efendim kıymetli insanlar olduğunu idrak ediyoruz. Onun için kardeşlerimiz kafamıza bile vursa, vur abi şimdi daha. Tabii ya. Öyle insanların tokadı başkasının okşamasından daha iyidir. Ya onun için kıymetimizi bilelim kardeşler. Birbirimizin kıymetini bilelim, imanın kıymetini bilelim. Bu imanın güzelliğidir yani. Buradaki güzellik imanın güzelliği. Oradaki çirkinlik de küfrün çirkinliği, gafletin çirkinliğidir. Yoksa iki tane şey var. Biri iman, biri küfür. İmanın güzelliği, küfrün çirkinliği. Başka bir şey yok yani. Yani onlar da buraya gelse onlar da güzelleşirler. İnşallah getireceğiz yavaş yavaş. Davet edeceğiz tabii. Evet. Demek ki cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, gayesi İslamiyet'in, hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. İşte biz ulvi hislerimizi tatmin etmek için geliyoruz buraya. Adam da gidiyor meyhaneye, o da kötü hislerini tatmin etmek için. O da bir tatmin olmak için gidiyor. Ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şe'ni ise ittifaktır. Hakkın şe'ni neymiş? İttifak. Zaten üstadımız diyor, bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ittifaktır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. İttifak çok güzel bir şeydir. Şey çıkarmak, ihtilaf çıkarmak çok çirkin bir şey. İttifak çok güzel bir şeydir. Ya hakkın şe'ni ise ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür, dayanışmaktır. Teavünün şe'ni, yardım etmenin şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir. Dinin şe'ni uhuvvettir. Bir kardeşimiz geçenlerde diyor ya ben nereye gitsem hep aynı cemaati görüyorum. Hep aynı insanlar diyor ya. Vallahi diyor, hiç değişmiyor. Bursa'daki cemaatler, buradaki cemaat, Kars'taki cemaat, Van'daki cemaat, efendim Kastamonu'daki cemaat hep diyor aynı insanlar. Tabii kardeş, aynı kitaplar. Beslenildiği yer aynı. Hangi meyhaneye gidersen git sarhoş göreceksin. Sallanıyor. Hangi dershaneye gidersen git böyle mübarekleri göreceksin. Belli bir şey yani bu. Ya aynı yerden beslendiği için
Hep aynı olacak. Nereye gidersen git, hep aynı saygı, aynı edep, aynı sevgi, aynı muhabbeti göreceksin. İmandan gelen bir şey o. İmandan gelen bir şey. Evet, teabünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dâreyn'dir. İki dünyanın saadeti. Nefsi gemlemekle bağlıyorsun, ruhu da serbest bırakıyorsun. Onlar ise ruhu bağlamışlar, hapsetmişler. Nefsi serbest, ne rezalet yaparsa yap. Namaz yasak, kurban öt falan. Dans yapabilirsin, içki iç istediğin gibi. Demek ki onlar ruhu hapsetmişler. Nefsin bütün arzularına serbest demişler. İslamiyet'te nefsin kötü arzularına na meşru diyor. Bak meşru değil. Ne diyor? Meşru lezzet keyfe kahvidir. Kur'an-ı Kerim bize içmeyin demiyor ki. İçin diyor. Değil mi? Külü meşrabu diyor. Yiyiniz, içiniz. Biri bana sordu ya bizim kızı istiyor falan dedi. Nasıl? Çok iyi bir arkadaştır. Yapmayalım. Aa dedim çok iyi. Sülale şey falan. İçkisi miçkisi olmasın dedim. İçer yalnız. Yapma ya dedi falan. Dedim içmeden duramaz. Ya iyi adam dedin diyor. Kardeşim dedim. İçki içmek kötü bir şey değil ki. Ben de içiyorum dedim. Sen içiyorsun. Yapma ya. Vallahi içmeden duramam. Dedim kardeşim sen içmiyor musun? Ağzıma koymam. Ne koyuyor ağzına? Çay içmez misin? Su içmez misin? Su içmez misin? Gazoz içmez misin? Çorba içmez misin? İçersin. Çay içmez içer. Aa bak işte bunlar içiyoruz ya. Cenab-ı Hak içmek yasak dememiş ki. Ya bir içeyim nasıl bir şey? Yani o kötü şeyi ağzına götürme demiş. Yoksa 98 tane çeşmede temiz akıyor. 2 tanesi pis akıyor. Onun sonu pisler nerede? Bir de para da bilmiyor. Onun için meşru diyor, lezzet, keyfe kafidir. İçmek istiyorum, iç kardeşim. Başka? Pepsi kola da iç, gazoz da iç, çay da iç, süt de iç, çorba da iç, kahve de iç, çay da iç. Ayran. İç! Ha? Ayran. Ayran iç. Ilamur iç, kuş burnu iç. İç, içe gittiğin kadar. Külü veşrabu diyor. Vela tüsrifu. İsraf etmeyin. Senin o içtiğin içki değil ki o içtiğin başına bela. Ya Cenab-ı Allah seni korumak için onu yasaklamış işte. Evet. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dâreyn'dir. İşte medeniyeti hazıra, bugünkü medeniyet, edyan-ı sabıkayı semaviyeden, semavi dinlerden de bir şey almasına rağmen, bahusuz Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasinle beraber, Kur'an'dan da bazı şeyleri kapmış işine gelenleri, Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Çünkü Kur'an'dan alıyor, işine geleni alıyor. Devlete karşı gelmeyin diyor, Kur'an'da var diyor. Doğru. Ya. Ülül emre itaat. Hoşuna gidiyor, onu alıyor. Bayramda tatil. Hoşuna gidiyor bak orada. Onları alıyor ama öbür tarafta işine gelmeyeni kabul etmediği için Kur'an'a karşı mağlup düşünüyor. El Fatiha.